Yüzü. Burada mesele çok. Mesele olmasaydı zaten o kadar iyi olmayacaktı. Kolay olacaktı. Mesele olsun ki bize iş çıksın. Tam kaldığımız satırdan devam ediyoruz. Ne yazık ki biraz önceki konuşmayı kaydedememişiz. Buradan tam kaldığım yerden devam edeyim. Türgeş Kağan Ança demiş. Burayı okumuştuk ve Uygurca metinlerden ben size okuyordum. Uygurca metinlerden ama biraz önce yanlışlıkla zaten kaynağımı kapatmışım. En son kullandığımız Uygurca kaynağı. O Uygurca kaynaktan şimdi gideceğim tekrar. Söylediğim gibi Uygurca kaynak 11. yüzyılın başından tercümesi. Bu Çin'e seyahat eden Budist hacı Xuanzang'ın tercümeyi hali veya hayat hikayesi. Yaşam öyküsü de diyebiliriz. Hepsi mümkün şu anda. Hepsini söyleyebiliriz. Evet. Orada geçmişti. Mareçi atlık, uç kıdık, Türk, Türgeş yeri ol. Türklerin ülkesinden geçecek dönüşte Xuanzang. Türklerin arasından geçmesini pek tavsiye etmiyorlar. Mareçi atlık uç kıdık Türk Türgeş yer ol. Mareçi bizim Türkçedeki melez kelimesine neredeyse benziyor, andırıyor. Karışık. Sanskritçe bir kelime. Karışık anlamda. Mareçi adlı uç kıdık kıyıda, kenardaki, sınırdaki Türk Türgeş yer ol. Türklerin ülkesidir. Türklerin, Türgeşlerin ülkesidir. Kişi yenik körteçi, numuk uçuzlatıcılar için anın burhanlar anta tuhmaz. O kişiler, yani orada yaşayan insanlar insana değer vermediği için veya insanı hafif gördüğü için öğretiye gereken değeri vermedikleri için numuk uçuzlatıcılar için anın bu sebeple burhanlar anta tuhmaz. Budalar öyle bir topraktan Buda çıkmaz. Öyle bir toprakta Buda ortaya çıkmaz. Şu an sana tavsiyeleri bu şekildeydi. Türgeş'le ilgili. Geri dönüş yolunda. Ben sadece bunu verebilirim. Tekrar bizim kendi metnimize dönelim. Kendi metnimiz ekranımızda görünüyor değil mi? Metin görünmüyorsa lütfen not edin. Tekrar paylaşayım. Burada Türgeş'ten dolayı. Bunun için Türgeş için tarih kitaplarına bakmak gerekir. Batı Türk Kağanlığı biliyorsunuz birinci Türk Kağanlığından, Doğu Türk Kağanlığından daha uzun ömürlü olmuştu. Daha uzun ömürlü olduğu için de ikinci Türk Kağanlığı kurulduktan sonra İkinci Doğu Türk Kağanlığı kurulduktan sonra pek boyunduruk altına girmek istememişler. Veya mesela bununla ilgili olarak Türgeşlerle ilgili olarak az değil, azımsanmayacak sayıda kaynak var. Onlara bakabilirsiniz. Herkes birkaç kaynak bulabilir. Ama benim tavsiyem kaynaklara ulaşmak için nerede? Burada Erhan Aydın'ın bibliyografyası vardı. Bu bibliyografyanın sonunda çok kullanışlı bir indeks var. Oradan bakarsanız bir ünvan veya bir kayım hakkında kim ne yazmış kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Sadece yazar indeksi değil, burada konu indeksi de vardır. Mesela bakalım. Türgeşler. Üç tane kaynak gösteriliyor burada. Benim elimdeki
2010'da çıkan, bunun ilaveleri çıktı, yenisi çıktı. 1435. Bakalım ilk önce kim ne demiş Türgeçler için? Kliastorni. Kliastorni de not varmış. 1986'larda. Türgeçler için daha eski tabii. Türgeçleri çok önemli. Ondan çok daha önce ama başlı başına kaynak olarak Kliastorni'nin çalışması varmış. Genealogia i Chronologia Zapadno-Türkski i Türgeçski Kaganov. Genealogia, genealogy, soy ve kronolojisi Batı Türklerinin ve Türgeş Hakanlığı'nın. O muazzam Rusçamla böyle oldu. Bunu çok daha iyi tercüme edebilirsiniz sizler. Başka neler varmış Türgeçlerle ilgili? 2010'a kadar çıkan 1477. Eğer bunun tercümesi değilse, Bahattin Ögel'in varmış. Tarihte Türk Devletleri adlı çalışmanın içerisinde. Türgeş Devletleri adıyla varmış. Başka neler varmış burada? 2419. Ben şeyi söyleyecektim. Zöhren'in çalışmasını bakalım. Zöhren burada var mı? Ama Zöhren'in çalışması daha sonra çıktı galiba. 2419. Türkler Ansiklopedisi'nde bir madde varmış. Bundan başka Zöhren Stark Türk arkeolojisi üzerinde çok durmuştu. Orta Asya, Moğolistan Türk arkeolojisi üzerine. Zöhren Stark'ın çalışmasına bakabilirsiniz. Açıktı ama kaybolmuş benim ekranımdan biraz önce. Zöhren Stark bu konuda bir ansiklopedi maddesi yazdı. Oraya da bakabilirsiniz. Bunun dışında Çince çalışmalar var. Son 10 yıl içerisinde yapılan çalışmaları doğrusu bilmiyorum. Son 10 yılı hakkıyla değerlendiremedim. Türgeçler için kısaca söyleyeceğim bu. Hocam bir şey sorabilir miyim? Şimdi bizim metnimizden devam edelim tekrar. Hocam soru, sesim geliyor mu? Geliyor hocam, buyurun. Bu Türgeç'te kapalı E nasıl olabiliyor? İkinci hecelerde. Şöyle ki hocam, eğer ikinci hecede iyi olsaydı, yani iyi sesi olsaydı, yazıtların imlası gereği, tabii bu her zaman değil ama çoğunlukla ilk sesten sonra, birinci heceden sonra gelen ünlü ilk hecedeki ünlüyle aynı değilse yazılması gerekir. Dolayısıyla iyi olsaydı yazılması beklenirdi. E ise aynı değilse yazılması bekleniyor. Beklenir. Yazılması beklenir. Talat Bey'in çalışmasına bakılabilir. Talat Bey'in çalışmasına bakılırsa görülebilir hocam. Talat Bey bunları listeledi. Az istisna var. O istisnaları Talat Bey'in çalışmasından görebilirsiniz. Şimdi yani ü değilse yazılması gerekiyor. Evet. İlk heceyle örtüşmezse, ikinci hecedeki ünlü birinci hecedeki ünlüyle örtüşmüyor ise genellikle yazılır. Yazılır. Burada yazılır. Öyle mi? Konusu değil. Her zaman öyle değil. Ama genellikle birinci hecenin ünlüsünden farklı ise ikinci hecedeki ünlü çoğunlukla yazılır. Bunun tamam. İçin Talat Bey liste vermişti, ayrıntı vermişti. Tamam, bu bir. İkincisi burada yazılmadığı için kapalı okuyor. Yani yazılmadığı İkincisi, veya yazıldığı için. Eski Uygur Türkçe'de İ ile yazılıyor hocam. İmla olarak yot harfi, yani Y harfi kullanılmıştır. Eski Uygurca'da yot, Y vardır. Eski Uygurca'daki yot, Y iki yorumludur. Ya kapalı E'dir ya İ'dir. Bundan hareketle dediğim gibi hocam, her zaman kılavuzuna bakmak gerekir. Bir de kılavuzuna bakmak lazım. Kılavuzuna da bakalım. Lazım buna nerede yer vermişti? Tergi, Türgek, Terken, Tergi, Terki. Buna yer vermedi mi? Hemen Tergeş var, Tilkiş var. Nerede yer verdi bilmiyorum şu an. Başka
Evet, kılavuzunda göremedim. Evet, kılavuzunda göremedim. Niçin geri vermemiş bilmiyorum. Hocam burada öğrenmek istediğim şu, burada E'yi yazmış mı yazmamış mı görüyor? Ha, yazmamış görülüyor değil mi? Altı noktalı. Buna tekrar bakarız hocam. Gelecek haftaya kadar buna tekrar bakalım. Tamam hocam. Gelecek haftaya kadar tekrar bakarız. Ama bununla ilgili çalışmalar var. Kapalı E konusu tamam bu mesele. Tamam, bunu öğrenmiş oldum. Tamam. Burada şimdi yazılmamış görülüyor altı nokta olması dolayısıyla. Evet, yazılmamış. Hocam? Burada ünlüsü yazılmamış. Ama eski Uygurca metinde çok iyi biliyorum. Eminim bu yazılmış. Neyle yazılıyor? Eski tamam. Uygurca metinde yazılmıştı. Gelecek haftaya o zaman bu türgeş üzerine duralım. Bakalım türgeş olur üzerine dururuz hocam. Gelecek haftaya. Bu önemli. Şimdi tekrar... Bakalım. Aslında birkaç kaynak daha var. Ben açmıştım. Şu an silindi. Bunun için Zören nerede yazmıştı? Bir ansiklopedide yazmıştı Zören Stark. Zören Stark'ın vardı. Oradan ayrıca tarih bölümüne bakılabilir. Bunun için de Türkiye'de de yazanlar oldu. Tekrar buraya gelelim. Türgeş Kağan Ança demiş. Zaten Türgeşlerle en az iki sefer var yanlış hatırlamıyorsam. Birisi Tunyukuk, birisi Kültigin'le olan savaş var. Türgeşlerle. Bu Tunyukuk'un seferi. Tunyukuk'un Türgeşlerle savaşı. Türklerin boyunduruğu altına girmek istemiyor Türgeşler. Türgeş Kağan Ança demiş. Türgeşlerin Hakan'ı şöyle demiş. Benim bodunum anta erir demiş. Burada yine dikkatimizi çekecek konu ben kelimesi çok sık söylenen örneklerden, verilen örneklerden birisidir. Ben birinci kişi zamiri Tunyukuk'ta B ile, M ile değil. Kültigin ve Bilge Kağan'da daha çok M ile. Benim bodunum, benim halkım. Anta erir, benim halkım buradadır. Türk bodunu yeme bulganç ol demiş. Bu kısım tamamlama. Şimdi bulganç'a bakacağız hocam. Bulganç tabii biliyorsunuz. Bulganç, bulgamak, karıştırmak, bulganmak, karışık olmak, sevmek, sevinmek, sevinç gibi. NC ile. Hemen bunun için kaynaklarımıza birkaç kaynağa baktım ben ama buradan tekrar bakalım. Bulganç. Sözlükler tabii meseleli olan kelimelere pek yer vermiyorlar çalışmalar. Meseleli olan bazı kelimelere yer vermiyorlar. Bulganç çok sık geçen bir kelime değilmiş. Tunyukuk için yer vermiş Klaus'un. Biraz tamir edilmiş bir kelime, tamamlama diye belirtiyor. Bulganmak fiilinden. Bunu bulgak ile de karşılaştırıyor. Bulganç ol ve orada boşluk var diyor. O boşluktan bahsediyor. Peki. Buranın dışı, bunun dışında bulganç. Demek ki sonraki dönem Türkçe metinlerde karşımıza çıkmıyormuş. Sonraki dönem Türkçe metinlerde bulganç görünmüyor. Hemen ben bir başka kaynak daha var elimde. Sonra belki bulgaka geçiyor öyle mi hocam? Evet.
Bulganç ondan sonra karşılaşılan bir kelime değil. Tunikuk'ta görülüyor. Tunikuk dışında bulgançı göremiyoruz. Talat Bey karışık olarak vermiş. Tabii biraz sonra okuyacağımız Tarkınç var. Onunla yapıca ve kulağa gelişi açısından yakın kelimeler. Bulganç, karışık, tarkınç, sıkıntılı, güç durumda, huzursuz, gayrimemnun demiş Talat Bey. İlk kelime Radlov, Orkun, Malov ve Jiro'da yanlış, bulgak diyor Talat Bey. Daha önceki yayıncılar bunu bulganç değil de bulgak olarak okumuşlar. Grönbeh tarkınç okumuş, tarıkınç. Üç öceli okumuş tarkınç kelimesini. Orkun, Hüseyin Nabık Orkun tarkanç şeklinde okumuş. Alto'da targanç biçiminde okumuş. Demek ki bu kısım yazıtların tartışmalı kısımlarından birisi. Talat Bey bunu tarıkmak, sıkışmak, sıkıntıda olmak diye bir fiille birleştirip Türkmence darıkmak ile karşılaştırmış. Ama sadece Türkmence'de değil, Anadolu ağzından da Azerbaycan Türkçesine kadar gider biliyorsunuz. Aslında birisine kızmak, küsmek anlamıyla iyi biliyorsunuz. Darıkmak var. Türklerde de geçer. Darıkmak diye geçer. Darıkmak. Bununla tarıkmak ile bağ kurmuş Talat Bey. Daha önce. Klauzon ise buna tarkınç olarak yer vermiş. Klauzon'dan bakalım hocam. 540. Tarkınç. Klauzon tarkınmaktan tarkınç. Uneasy. Difficult. Zor, müşkil. Kolay değil. Kolay olmayan şeklinde vermiş. Bulgak'a da burada bulgak olarak yer vermiş. Bulgak. Burası tamamlama. Tam değil. Şimdi bana gelen nota göre Rybatski bunu bulgamak köküyle ele almış ve uzun bir not yazıp tarkarmak ile birleştirmiş. Peki Rybatski nasıl okumuş? Okunuşu nasıl tamamlanış? Tamam, biz buradan devam edelim. Demek ki meselelerimiz sürüyor. Toplantılar işte bunlara hizmet edecek. Bir sonraki toplantımız. Bulganç. Bulganç, Talat Bey bunu tam diye düşünmüş. Leçeyi. Türk odunu yeme bulganç ol demiş. Bakalım buraya. Burada Radloff'un rötuşsuz nüshasına bakarsak fotoğrafına B'ye çok net. Vav harfi, o U anlamına gelen vav harfi çok, o da çok net. L1, yani B1 ve L1 bunlar net. G1 yani gama veya gayet bu da çok net. Sonra orada eğer dikkatli bakarsanız NC ünsüzünü görürsünüz, ünsüz çiftini. Bunu aslında Klauzon evet, bakabilirdi. K değil bu. Bulgak okumaya elverişli değil. NC okumaya elverişli. Bulganç. Evet, ben böylesi durumlarda hep Radloff atlasına bakmıştım. Kültigin ve Bilge Kağan söz konusu olduğunda Kültigin Bilge Kağan, bu ikisi söz konusu olduğunda Radloff'a ve Fin Atlası'na bakıyordum. Ama Fin Atlası'nda Tunikuk yok. Dolayısıyla tek kaynağımız var, Radloff var. Radloff'a itibar etmek zorundayız. İtibar etmek zorundayız dediğim tek dayanağımız bu. Radloff. Ve bu, buradaki NC'ye, nasıl tarif edeyim NC'yi? Yani Yunanca'nın Z'si gibi mi diyeyim, nasıl diyeyim işte. NC'ye ünsüz çifti burada belli belirsiz olarak görülüyor. Rybatski buraya niçin bakmadı bilmiyorum.
Bunun için de ben demek ki ben bunu 10 yıl önce okumuştum. Bu sebeple ben Nietzsche'yi düşünmüşüm, buraya bakmışım. Bundan başka neler var bakacağımız? Tekrar şeye bakalım, Sprengling'e bakalım. Sprengling'e bir kez daha bakalım bu Bulganç için. Bulganç bir taraftan önemli tabii. Tarkanç olunca Tarkanç şekli, bakın lütfen bakın, burada Tarkanç'ı görüyorsunuz. T1, R1, K1 yani K ve NC. Kesinlikle Talat Bey'in okuyuşu, tamamlaması çok doğru. Tekrar buraya gidiyorum. Metnimize en başa. Bulganç ol. Aslında Bulganç olun o harfi de görünüyor. Bulganç ol derken o harfi de görünüyor. O'yu tamamlamadan ziyade yarı vaziyette okumamız gerekir. Bulganç ol'da o var. Bunun için Radloff'un estampajı altın kıymetinde. Bu estampajda da iki tane fotoğraf diyelim. Estampajın fotoğrafı iki tane var. Birisi rötuşlu, birisi rötuşsuz. Yani birisi dokunulmuş, tamir edilmiş, birisi dokunulmamış. Tamir edilmiş güvenilmez. Kendi düşüncesine göre Radloff bunu tamamlamaya, düzeltmeye çalışıyor. Burada çok dikkatli olunması gerekir. Radloff'un tamir ettiği harflerde şüpheye düşmek gerekir. Evet, bana gelen nota göre Ribatski de Bulganç okumuş. Doğru yapmış, doğru. Çünkü Volker sağ olsun çok dikkatli birisiydi. Çok çok dikkatli birisiydi, titiz birisiydi. Erken gitti. Bu Bulganç ol ve Tarkanç ol. Müteradif, yani birbiriyle uyumlu. Yazıtlarda biliyorsunuz şiirsellik var. Yani manzum gibi ama manzum değil. Bu şiirsellik tamamlamamızı, düzeltmemizi kolaylaştırıyor. Şöyle bir sorayım. Herkes şu anda Tarkanç'ı görebiliyor mu burada? Tarkanç ol. Çizdim. Herkes görüyoruz hocam. Değil mi? Evet hocam. Tamam. Görüyorsunuz. İşte bu Tarkanç ol'daki NC ve O'ya bakınız lütfen. Ve bir de burada Bulganç. Bulganç'ta bu niyece çok belli. Niyece. Evet. Ama o az belli. Yine de o oldu belli. İlginçtir. Yazıtlarda bu tür kelimeler az da olsa var. Hiçbir eski Uygurca metinde çıkmayan, hiçbir İslami dönem Türkçe metinde karşımıza çıkmayan kelimeler var yazıtlarda. Yazıtların kendine özgü yönü budur. Ve Uygurlar ile Türklerin söz varlığı demek ki örtüşmüyormuş. Farklı kelimeler kullanabiliyorlarmış. Bir örnek vermek isteyeyim. Özür dilerim. Türk yazıtlarında Karabon'un sıkça geçer, iyi biliyoruz. Ama Uygur yazıtlarında Kara Egil Bodun'da geçer. Kara Egil, Egil kara ile yakın anlamlı. Sıradan, sade, yönetici olmayan, tebaadan anlamında. Uygurca metinlerde de geçer Egil. Hem Uygurca metinlerde geçer hem Uygur yazıtlarında geçer. Ama o kelime hiçbir zaman hiçbir Türk yazıtında geçmez. Bugün Türkler bu kelimeyi unutmuş. Moğolca'da yaşıyor, onu da belirteyim. Ben bununla ilgili uzun not düşmüştüm. Kendi Uygur yazıtları kitabımda, Uygur Hakanlığı üzerine olan kitabımda. Bütün Uygurca metinlerini toplayıp oraya koymuştum. Kara Egil Bodun. Kısaca amacım şu. Türklere ait yazıtların söz varlığı ile Uygurlara ait yazıtların söz varlığı birebir örtüşmez. Ve hatta çok özgündür Türklerin söz varlığı. Yazıtlarda görülen birçok kelime, demeyeyim ama azımsanamayacak sayıda kelime hiçbir eski Türkçe metinde, ne Uygurca metinde ne de İslami dönem Türkçe metinlerde karşımıza çıkmaz, görülmez. Biz metnimizi okumaya devam edelim. Burada Bulganç'ı tereddütsüz şu an görmüş olduk, Bulganç'ı. Hocam bir şey arz edebilir miyim? Buyurun hocam. Bu okurken Tarkanç okuduk ama burada I'lı yazıyor. Evet. Yok Tark... bir dakika hocam. Hemen bakalım. I olacak hocam. Ben I okudum. Tarkınç.
Ben Tarkınç okudum. Tekrar buraya dönelim. Yani Tarkınç okunması da mümkün olabilir mi hocam? Tarkınç okunması da mümkün. Düşünülebilir. Elbette düşünülebilir. Yani o paralellik bakımından. Evet, ama tarkamak diye bir fiil yok. Fiil olmadığı için. Darıkmak fiilini Talat Bey söylemişti. Vardı. Tarıkmak. Ben hemen bakayım. Hocam bir şey arz edebilir miyim? Buyurun. Darıkmak olarak var da darık ismine a ile fiil yapılırsa darıkamak düşünebiliriz belki. Olabilir. Uygurca metinlerde ketmek ile birlikte sıkça kullanılıyor tarıkmak. Ama anlamı farklı. Uygurca metinlerde evet, tarıkmak uzaklaşmak, yok olmak, görünmez olmak, ketmek. Dağılmak, uzaklaşmak. Evet. Bu düşünmeli, evet. Bunun üzerinde de durmalıyız o zaman. Buna da bakalım. Türgeş ve Tarkınç ya da Tarkınç. Buna tekrar bakalım. Şu an irticalen aklıma bir şey gelmiyor. Tekrar bakmak gerekir. Evet. Tekrar bakabiliriz. Ama Bulganç o kesin. Bulganç okuyuşu. Şu an bana sağ olsun Sprengel'e bakılmış. Zeynep bakmış. Sprengel'de Bulganç NC orada da görülüyormuş. NC harfi Sprengel. Sprengel'in özelliği şu. Resim yapar gibi tabii ki çalışmış. Kendisi dil bilimci. Resim yapar gibi ne gördüyse yorum katmadan koymuş. O halde Radloff ve Sprengel. Bu ikisi olmadan Tunikuk yazıtı üzerine yapılacak her tür çalışma boş olacak. Hocam bir şey arz edebilir miyim? Buyurun hocam. Bu NC'leri tek harfle yazmasını da çalışmak gerekir diye düşünüyorum. Gramatikal olarak N ve Ç ayrı, iki ayrı birim, ayrı harflerle yazılsaydı. Ama burada ses gibi düşünmüş her an, bir harfle yazmış. Bir harfle, bir de şöyle düşünelim. NC'li kelimeleri, bugünkü Türkçe'de de sevinç, korkunç gibi düşünelim. Sevinmekten, sevinçte sevin kelimesi var ama korkmakta korkunmak kelimesi bugünkü Türkçe'de yok. Demek ki daha o dönem korkunmak veya sevinmeke çeye getirilerek türetilmemiş bu kelimeler. Doğrudan fiile gelen birleşik ekler bunlar. Birleşik ek olunca da o tür birleşik ekleri karşılamak için tek bir harf. Bir ligatür diyebiliriz. NC ligatürü kullanılmış. Onu tek olarak düşünmek gerekli, haklısınız. 10 dakikamız kalmış bu akşam için. Gelecek hafta devam edeceğiz. Türgeş'e de bakacağız. Türgeş'e, Tarkınç'a, başka araştırmacılar ne demiş? Hepsine bakmak gerekir hocam. Hepsine bakmakta fayda var. Başka araştırıcıların izahına da bakmak gerekir. Tekrar biz kendi metnimize dönelim. Nerede kalmıştık? Türk bodun yeme bulganç ol demiş. Türk halkının içerisinde de karışıklık vardır. Kargaşa var. Talat Bey burayı nasıl çevirmiş? Türk halkı kargaşa içindedir. Oğuz'u yeme Tarkınç ol demiş. Oğuz'u yeme Tarkınç ol. Oğuzları Türklere bağlı bir halk olarak düşünüyor ama Türklerle arası iyi değil Oğuzların. Hoca Talat Bey, Oğuzları da huzursuzdur diye çevirmiş. Oğuzları da huzursuzdur. Klaus'un böyle dememiş. Tabii biraz zorluk içerisindedir. Hocam bir şey arz edebilir miyim? Buyurun lütfen. Yani Oğuzlar da darıkmak, uzaklaşmak ve ayrılmak demiştiniz. Yani Türk'ün merkezi hükümeti veya halkı sıkıntı içinde, öbür tabi olan da baş kaldırma ve ayrılma teşebbüsü içinde, darıkmak, uzaklaşma. Evet. Ben hemen Türkçe içinde sözlüğümüzü alıp bakayım. Türkçe sözlüğümüz ne demiş? Böyle düşünsek hocam. Türkçe sözlük, hatta derleme sözlüğüne bakacağım. Derleme sözlüğü
Önce bir derleme sözüne bakalım. Bir şey var mı? Sonra Türkçe sözlüğe bakarız. Darıkmak. Başı dara gelmek. Başı sıkışmak. Türkçe sözlük başı sıkışmak olarak vermiş. Ve dediğim gibi Azerbaycan Türkçesinde bilinir demiştim. Azeri köylere diye not düşmüş derleme sözlüğü. Sıcaktan bunalmak, nefesi kesilmek. Aşkale demiş Erzurum. Verdiği bir örnek Amasya ama Azeri köyleri demiş. Darlanmak şeklini daha yaygın olarak vermiş. Darıkmak bir kez içinde Sivas'tan ekşimek bozulmak, süt darıktı şekli verilmiş. Derleme sözünde. Hocam siz arz etmiştiniz ya tarkamak, uzaklaşmak, evet, dağılmak diye. O arz ettiğiniz, ifade ettiğiniz fiille düşünsek. İşte tarıkmak, ketmek, tarıkmak. Eski Uygurca'daki ketmek, tarıkmak da mana olarak, semantik olarak karşılaştırmakta bir zorluk var. Onu bir kaynak karıştırıp bakmam gerekir hocam. Tek bir seferde şu an söyleyemem. Not almıştım ama kaynak karıştırmam gerekir bunun için. Zaten şu anda 5 dakikamız kalmış. Biraz sonra ben bu konuya tekrar dönüp bakmak isterim. Burası hem arızalı, hasar görmüş bu satırlar, hem de zorluk taşıyan kelimeler. Ama okuyuş net, bulganç okuyuşu net. Tarkınç ya da tarkanç olabilir. Ona tekrar bakmak gerekir. Türk halkı içerisinde karışıklık var. Oğuzları da huzursuzdur. Tarık Bey'in düşünce söyledim. Ol savun eşidip tün yeme udu sıkım kelmez erti. Kün yeme olur sıkım kelmez erti. Bunu Talat Bey'e göre okuyoruz. Talat Bey'in okuyuşuna göre verelim. Ol savun eşidip tün yeme udu sıkım kelmez erti. Kün yeme olur sıkım kelmez erti. O sözü işitince geceleri uyuyasım gelmez idi. Gündüzleri de oturasım gelmez idi. Sizler rahatlıkla yani rahatla kastım, rahat bir tercüme yapabilirsiniz. Serbest bir tercüme yapabilirsiniz. Harfiyen çevirsek o sözü işitip, o sözü işitince gece de uyuyasım gelmez idi. Gündüz de oturasım gelmez idi. Udumaktan sık gelecek zaman iki ama gelecek zaman gereklilik iki, sıfat fiil iki olarak da yer verilir. Tün kelimesini biliyoruz, gece kelimesi. Kelmez erti, gelmez idi. Kün yeme, gündüzleri de oturasım gelmezdi. Burada bir devlet adamı olarak Tunuk'un nasıl kaygı duyduğunu, Türgeçlerin ve Oğuzların durumunu işitince huzurunun kaçtığını gösterirdi. Huzurum kaçtığı yerine öyle bir şey dememiş, bu ifadeyi kullanmış. Atasözü gibi bir ifade. Bugün herkes biliyor artık bunları. Ol savun eşitip tün yeme udu sıkım kelmez erti, kün yeme olur sıkım kelmez erti. O sözü işitince geceleri uyuyasım gelmez idi, gündüzleri de oturasım gelmez idi. Kaygılı bir devlet adamı. Anta sakıntım. Antayı birkaç şekilde düşünebiliriz. Önce morfolojik yapısına diyeyim. Anta orada veya o anda. Veya o vakit. Sakınmak geçti daha önce. Düşünmek. Burada aslında biraz vokatif seslenme. O vakit, işte o vakit düşündüm. İşte yerine düşünebiliriz. O vakit düşündüm ey diye çevirirsek tam uygun olmayacak. İşte o zaman düşündüm. Hocam ne demiş bilmiyorum. O zaman düşündüm işte. Hoca da işte demiş. Demek ki hocanın çevirisi kulağımda kalmış. O zaman düşündüm işte. Sentaksı düzeltsek, bizim sentaksa göre çevirsek daha doğru. Anta sakıntıma. O vakit düşündüm. Biliyorsunuz vokatif eki Türkçe'ye diğer veya İran dillerden geldiği düşünür. Burada vokatif mi? Vokatif de olabilir. Ama işte ile çevirmek daha uygun. İşte o zaman düşündüm. O vakit düşündüm işte. O zaman düşünüyorum. Düşünmüş Tony Cook. Bunca düşman var.
bunca düşman dediği hepsi Türk dilli kavimler. Ne yapacak? Biz burada kalalım. Gelecek hafta 6. satırdan devam ederiz. Elimizde metnimiz var. 6. satır neye tekabül eder? Burada ilk 40 hızga 23. satır. Demek ki yine kuzeye geçemedik. Gelecek hafta kuzeye geçeriz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere derim. Teşekkür ederim. Sorular olunca yazarsınız artık. Buyurun hocam, soru mu vardı? Teşekkür ederim dedim hocam. Hocam kusura bakmayın, çok fazla yardımcı olamadım. Soru çok. Estağfurullah hocam, ben gelecek hafta bakarız hocam. Ben uzaktan konuşunca insan rahat konuşuyor diye sizi zor durumda bırakıyorsam. Yok hocam değil. Yani ben bu moda değil. İnsan olarak, okuyucu olarak kafama takılanları sordum. Moda diyeyim, aklıma geliyor, güzel oluyor. Beyin jimnastiği veya ne diyorlar, bir şey daha vardı. Beyin fırtınası. Beyin fırtınası oluyor hocam. Ve gördüğünüz gibi hiç şey değil. Yani yanlış değil. Tekrar tekrar okumak hiç de yanlış değil hocam. Ben mesela 10 yıl önce bakmıştım. 10 yıldır bu resimlere bakmamıştım. Şimdi tekrar baktım. Orada neçeyi ben kendim tekrar görmüş oldum. Sizlerde de var. Bu gönderdim değil mi? Büyülterek bakarsanız oradaki neçeyi çok güzel görürsünüz. Neçe görülüyor hocam. Tabii ki. Bu rütüşsüz resimler harika hocam. Rütüşsüz resimler harika. Sizlere Sprengling gönderdim mi bilmiyorum. Göndermediysem Sprengling'i de hemen göndereceğim. O bende yok. Bilmiyorum. Tamam hocam. Peki. Tamam. Sağ olun. Siz de sağ olun. Görüşmek üzere diyorum. Sağ olun. İyi geceler hocam. Sağ olun. Sağ olasın.